Akıllı Medya kanalından herkese merhabalar. Daha önce ilgini çektiğim videonun ikincisini çekmek gerektiği, sebebi ise çok fazla almış olduğum olumsuz yorum. Buna videomun sonunda özellikle değineceğim arkadaşlar. Gelelim sorunumuzu. Sorunumuz neydi arkadaşlar? Elimizde bir tane hard diskimiz var harici. Bu hard disk parametre hatalı veya aygıda erişilemedi şeklinde hatalar alıyor ve hangi bilgisayara, bilgisayarın hangi portuna taktıysak bir türlü çözüm bulamadık. Ne yapacağız? İşte benim de bir yıl süreyle araştırmam sonucunda diskime hiçbir şekilde müdahale etmeden sürekli çözümünü aradım. Çözümün sonunda buldum ve ilk videomda bahsettim. Kabul ediyorum, videom biraz durgun geçebilir fakat bu videoda videonun durgun geçmesinin sebebi olayın başlangıcının ve sonunun hangi aşamalardan geçtiğini herkese, bütün izleyicilerime tüm ayrıntılarıyla gösterme çabası içerisindeydim. Böylelikle gerçekten hem programın kalitesi ortaya çıkacak hem diski kurtarma noktasında hangi yollardan geçtik, sizlerin de denemiş olduğu bütün yolların cevap verememesi durumunda en son çare olarak da bu işleme başvurmamız gerektiği noktasında bilgilendirme yapmak istedim. Arkadaşlar, dediğimiz gibi hard diskimiz arızalı. Bilgisayarın bütün portlarına taktık, denemediğimiz yöntem kalmadı, ne yapacağız? Hiçbir zaman için diskinizi çöpe atmıyorsunuz, bu bir. İkincisi, kesinlikle format atmayın. Çünkü diskiniz muhtemelen hala kurtarılabilir durumda olabilir. Nasıl anlayacağız? Bunu hard diskimizi yeni nesil akıllı televizyon dediğimiz büyük televizyonlarımızda USB portuna takarak video, fotoğraf, müzik gibi dosyaları okutmaya çalışın. Eğer okuyorsa tebrikler, video hard diskiniz hala çalışabilir durumda. Peki ne yapacağız? Bu iş için daha önceki videomda bahsettiğim haliyle Disk Internal Partition Recovery isimli programdan yararlanacağız. Arkadaşlar, bu programın linkini benden istemeyin. Programı arar bulursunuz internette. Göreceksiniz ki işinizi görecek. Peki bu programı nasıl kullanacağız? Bu noktada da isterseniz bir önceki videomuzun sonuna bakabilirsiniz. İsterseniz de bu videonun sonunda devam niteliğinde bir videoyla bunu sizlere elimden geldiğince tekrardan anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, belirtmek istediğim birkaç husus vardı. Onları da es geçmek istemiyorum. Bunlardan bir tanesi diskinizin arızalı olduğu dönemlerde kesinlikle biçimlendirmeye yönlendiren bilgisayar uyarılarını dikkate almayın. Yani biçimlendirmeyin. Bu birçok dosyanızı gerçek manada kaybetmenize sebep olabilir. Çünkü eğer akıllı televizyona taktığınızda bu dosyalar görünüyorsa buradaki temel problem, yani aygıt erişilemedi, parametre hatası vermesinin sebebi bir tür ön bellek silinmesinden kaynaklandığı ile ilgili. Yani şöyle söyleyeyim, birçoğunuz bilgisayardaki BIOS mantığını bilirsiniz. Bir BIOS mantığında bir ön bellek var arkadaşlar. Yani öyle söyleniyor. Ben de araştırmalar neticesinde öğrendim bunu. Yani bilgisayarınıza taktığınızda burada bir dosya, yazmış olduğunuz dosyalarla ilgili bir listeleme yapıyor ön bellekte. O dosyaların listesi bir şekilde, listesine ait dosya türü her neyse, siliniyor veya zarar görüyor. Ondan sonra kayıtlı diğer medya dosyaları veya her tür ne dosyanız varsa bunlara o liste olmadığı için erişilemiyor. Yani bir indeks dosyası düşünün. O indeks dosyasından giriyor. O indeks dosyasını kaybettiğiniz için hiçbir dosyaya erişemiyorsunuz. Bu durumda kesinlikle diskinizi formatlamayın diyorum. Diğer bir hususta, kurtarma işlemini yaptıktan sonra, ki kurtarma işleminiz bu durumda dosyalarınızı birebir kopyaladığınız, kurtardığınız gibi belki daha önceden silmiş olduğunuz bazı dosyalarda bu program sayesinde kurtarma ihtimaliniz çok yüksek arkadaşlar. Burada
programı sabırla beklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü daha önceki videoda da bahsettiğim üzere kurtarma işlemi biraz uzun sürüyor. Diskin boyutu önemli, bilgisayarın hızı önemli burada. Biraz uzun sürüyor. Gerekiyorsa bir akşamdan, bir geceden sabaha kadar bekleyin. Bunu değecek. Dosyalarınızı kurtarmış olmanın rahatlığı, keyfi 2 gün bekletmeyi de 5 gün beklemeyi değer arkadaşlar. Kurtarma işlemini tamamen bitirdikten sonra diskinizi gönül rahatlığıyla formatlayıp tekrardan kullanabilir hale getiriyorsunuz. Bunları da söylemeden videomu sonlandırmak istemiyorum arkadaşlar. İnşallah bu program sizlere de çözüm noktasında istediğiniz sonucu verir. Bana da bir dua etmeniz yeterli. Arkadaşlar sıra geldi. Videomuzun başında da bahsetmiş olduğumuz önemli hususa. İlk videomda önemli derecede olumsuz yorumlar aldım. Bu yorumların olumsuz olmasından daha çok rencide edici, kırıcı özellikler taşıması bana bu açıklamayı yaptırma gereği hissettirdi. Elimizden geldiğince tecrübesini edinmiş olduğumuz konularda videolar çekip bunu sizlerin yararına sunmaya çalışıyorum. Hepimiz hayatın düzeni içerisinde değişik problemlerle karşılaşabiliriz ve bu karşılaştığımız problemleri daha önce yaşamış ve çözüme sunmuş insanlar videolar paylaşaraktan bu sorunları yaşayan insanlara yardımcı olmak için elbette ki uğraşlar içerisine girebilir. Ben de bu noktada elimden geldiğince sizlere ilk videoda bir şeyler anlatmaya çalıştım. Bu ağır bir video olabilir, monoton bir video olabilir, beğenmeyebilirsiniz, işinizi görmeyebilir. Fakat bu hiçbir zaman bir insanın rencide edilmesini gerektirmez arkadaşlar. Bu kişilere söylemiş oldukları, sarf etmiş oldukları kelimeleri kendilerine iade ediyorum. Fakat bu benim şevkimi hiçbir zaman kırmayacak. Buna emin olabilirsiniz. Çünkü ben karşılaşmış olduğum problemlerin birçoğunu araştırdım ve internetten bulduktan sonra ben neden çözümüne kavuşturmuş olduğum problemleri insanlarla paylaşmayayım, bunların sevabını neden ben de almayayım diye düşünmek noktasında bir kanal açtım. Ve bu açmış olduğum kanalda uzun zamandan beri bilgisayarla ilgili bazı paylaşımlar yaptım. Yardım videolarımı çoğu kez ev ortamında hazırlamaktayım. Bu da önemli bir husus arkadaşlar. Hepinizin başında olabilir ya da birçoğunuzun başında olabilir. Önemli bir sessizlik gerektirebiliyor bazen. Bazı videolarımın geri planında çocuk sesi duyabilirsiniz. İşte ev halkının seslerinden duyabilirsiniz. Bunların anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. İşte önceki videomda bu sebeple biraz monoton geçmişti. İnşallah bundan sonraki videolarda biraz daha profesyonel olmasak da elimizden geldiğince daha kaliteli videolarla karşınızda olmaya çalışacağız. Herkese iyi seyirler.